Merhaba arkadaşlar. 7. pekiştirme testimizin çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki XYZ arasındaki ısı alışveriş oklar şekilde olmuş. Buna göre sıcaklığı soruyor. Arkadaşlar ısı ne yapar? Sıcaktan soğuğa doğru geçiş yapacak. O zaman X'den Z'ye ve X'den Y'ye doğru gittiği için bir kere X'in sıcaklığı Y'den de Z'den de büyüktür. Y ile Z arasına baktığımız zaman ısı Z'den Y'ye doğru geçiş yapıyorsa ısı ne yapacak? Yüksek sıcaklığı olandan soğuk olana doğru akacaktır. Onun için demek ki Z'nin sıcaklığı da kimden daha büyüktür diyebiliriz? Y'den daha büyüktür. Yani cevabımız X büyük, Z büyük, Y Adana olacak. Sıcaklıklar arasında TY büyük, TX'miş yani Y'nin sıcaklığı X'den büyük olan iki madde bir araya getirildiğinde X maddesi sıcaklığı değişmiyor. Şimdi arkadaşlar X ile Y'yi sen yan yana getiriyorsun ve burada Y'nin daha sıcak olduğunu biliyorsun. O zaman ne olacak bunlar arasında? Isı alışverişi olacak ve ısı nereden nereye geçecek? Sıcak olandan soğuk olana geçecek. Peki o zaman X burada ısı alıyor. Isı almasına rağmen ne yapmıyor? Sıcaklığı değişmiyor. Sıcaklığı değişmiyorsa demek ki bu adam aldığı ısıyı ne yapıyor? Sıcaklığını arttırmak için kullanmıyorsa başka bir şey için kullanıyor. Yani ne için kullanıyor? Hal değiştirmek için kullanıyor. Demek ki X ne yapıyor? Hal değiştiriyor. Peki ama nasıl hal değiştiriyor? Isı alarak hal değiştiriyor. O zaman ısı alarak nasıl hal değiştirir? Ya katıdır, erir, sıvıya dönüşüyordur. Ya sıvıdır, kaynıyor, gaza dönüşüyordur ısı alarak. O zaman X cismi erimekte olabilir. Y cismi erimekte, şimdi burada X'in sıcaklığı değişmiyor. Y'nin sıcaklığının değişip değişmediği hakkında bir bilgi verilmiş mi? Verilmemiş. Peki ama Y ne yapıyor arkadaşlar? Y burada ısı veriyor. Isı veriyorsa bir madde ısı vererek erime şansı var mıdır? Yoktur. Isı vererek ancak donabilir veya yoğunlaşabilir. X cismi kaynamakta, evet ısı alarak hal değiştirdiğine göre X sıvıdır. Belki ne oluyordur? Kaynıyordur. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Sıcaklığı Tx, Ty olan X, Y madde arasında ısı alışverişi oluyor. X maddenin sıcaklığı azalırken Y maddesinin sıcaklığı zamanla değişmiyor. Şimdi arkadaşlar X maddemiz var, Y maddemiz var. Bunlar kendi arasında ısı alışverişi yapıyor. Yani biri ısı veriyor, biri ısı alıyor. Sıcaklıklar farklıymış demek. Peki Y'nin X'in sıcaklığı zamanla ne yapıyor? Azalıyor. Sıcaklığı azalıyorsa demek ki bu adam ne yapıyor arkadaşlar? Isı ve kaybediyordur. Isı veriyordur. Demek ki başlangıçta X'in sıcaklığı Y'ninkinden neymiş? Büyükmüş ki X ısı vermiş. Isı verdikçe ne yapmış? X'in sıcaklığı giderek azalmış. Peki Y'nin sıcaklığı ise zamanla değişmemiş. O zaman X ısı veriyorsa bu ısıyı Y alacak. Çünkü X, Y maddeler arasında ısı alışverişi oluyor. Ama Y'nin sıcaklığı değişmiyor. Demek ki Y ne yapıyor ısı alarak? Hal değiştiriyor. Isı alarak nasıl hal değiştiriyor? O zaman ya katıdır, eriyordur, ya sıvıdır, kaynıyordur. O zaman başlangıçta X'in sıcaklığı Y'den büyüktür, doğrudur. Isı akış yönü Y maddesinin X maddesine doğrudur. Hayır, ısı X'ten Y'ye doğru olacak arkadaşlar. Y donma sıcaklığında bir sıvıdır. Eğer Y donma sıcaklığında sıvı olsaydı hal değiştirmezdi arkadaşlar. Donma sıcaklığındaki sıvının hal değiştirmesi için ne yapması lazım? Donması yani ısı kaybetmesi lazım. Ama bizim Y ısı kaybetmiyor ki. Bizim Y ne yapıyor? Isı alarak hal değiştiriyor. O zaman ne yapacaktır? Ya katıdır eriyecektir ya sıvıdır kaynayacaktır. O zaman kaynama sıcaklığında bir sıvı olabilir. Ama donma sıcaklığında bir sıvı olma şansı yoktur. Kesinlikle doğru dediği cevabımız Adana olacak. Aralarında ısı alışverişi olan iki cisimle ilgili hangileri doğrudur? Isı alışverişi ısılar eşitlenene kadar devam eder. Arkadaşlar bir maddenin ısısı diye bir kavram yoktur. Isı alışverişi ne zamana kadar devam eder? Sıcaklıklar eşitleneceye kadar devam eder. Isıların eşitlenmesi diye bir olay yok çünkü maddenin ısısı yok zaten. Isının akış yönü soğuk olan cisimden sıcak olan cisme doğrudur. Hayır tam tersi. Isı kimden kime gidecek? Sıcaktan soğuğa doğru geçecektir. Soğuktan sıcağa doğru değil. Sıcaklıklar farklıdır. Evet ısı alışveriş için tek şart var. Isı alışverişi yapıyorsa demek ki bunlar başlangıçta nedir? Sıcaklıkları farklıdır. Isı alışverişi ne zamana kadar sürecektir? İşte o sıcaklıklar eşitleneceye kadar sürecek. Doğru olan yalnızca üçüncü öncülümüz olacak. Isı iletken iki cisim birbirine dokunduğunda cisim arasında ısı alışverişi olmuyor. O zaman arkadaşlar ısı alışveriş için şart neydi? Sıcaklık farklı olmalıydı. Isı alışverişi için tek şart bu. O zaman ısı alışverişi olmuyorsa demek ki bunların sıcaklıklar kesinlikle nedir? Aynıdır. Yani sıcaklıklar farklı olamaz. Ha kütleler farklı olabilir mi? Olabilir. Kütle önemli değil. Benim için önemli olan ısı alışverişi ne sıcaklıktır. Öz kütleler farklı olabilir mi? Olabilir. Farklı iki madde olabilir. Hangileri olabilir? 2 ve 3 olabilir. Ama sıcaklıkların farklı olma şansı yok. Sıcaklık farklı olsaydı ısı alışverişi yaparlardı mutlaka. Isı yalıtılmış bir ortamda ilk sıcaklığı T1, T2 olan iki sıvı bir araya getirince sıcaklık değişimleri eşit olmaktadır. Buna göre kesinlikle aynıdır ve hal değişimi olmadığı söylenmiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar iki maddeyi yan yana getirdiğim zaman bu iki madde arasında ısı alışverişi olacak. Yani biri ne yapacak? Isı verecek. Verilen ısıyla diğer de o ısıyı aldığı için alınan ısı birine ne olacak? Eşit olacak. Peki hal değişimi yoksa demek ki bu verdik ve aldıkları ısılarla ne yapıyor? Sıcaklıklarını değiştiriyorlar.
İşte bir tanesi M1, C1 sıcaklığın delta T1 değiştiriyor. Diğer de o aldığı ısıyla işte kütlesi M2, öz ısı C2 sıcaklığın delta T2 değiştiriyor. Şimdi bunlar sıcaklık değişimleri eşit olduğuna göre arkadaşlar, yani şu delta T1 ile delta T2 eşitse, demek ki bunların kütleleriyle öz ısıların çarpımı, yani ısı sığaları nedir? Isı sığaları birbirine eşit olmalıdır. Kesinlikle aynı olan nedir? Isı sığalardır. Kütleler bilemem arkadaşlar. Belki kütleler aynıdır, C'ler farklıdır. Veya işte kütleler farklıdır, C'ler farklıdır ama çarpımlar aynıdır. Kesin bir şey yargıda bulamam. Ve ısı alışverişi arkadaşlar ısıya yalıtılmış bir ortam dediği için, yani başka bir madde, ortamda başka bir madde yok. Sadece bu ikisi arasında. Biri ne kadar ısı veriyorsa öbürü de o kadar alıyordu. Dolayısıyla bunların ısı değişimleri, yani birinin verdiği enerjiyle diğerinin aldığı enerji ne olacaktır yine? Kesinlikle birbirine eşit olacaktır. Yüksekliği verilen kapların taban ve üst kısımların alanları vermiş. Bunların içinde su dolu 1, 2, 3 numaralı kaplarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Su, su, su. Yani maddeler aynı tür. Yani öz ısıları, C'leri ne arkadaşlar? Eşit. Peki kütle değerlerine bakacak olursak arkadaşlar ne yapmış? Yüksekliği verilen kapların taban ve üst kısımların alanları vermiş. Şimdi üst kısımları vermiş. Tabanların alanı hakkında bilgi şekilde göremedim ben. Evet, şimdi şurada tabanları da vermiş. Evet, 3S demiş. Bunun tabanı S demiş. Buna S demiş. Bunun tabanı 3S, üst tarafı 1S. Bunun burası 3S, burası 1S. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ve ikinci kabın hacmi neyi? Eşit. Dolayısıyla birinci kaptaki ve ikinci kaptaki su kütleleri nedir? Birbirine eşittir. Aynısı olduğu için. Üçüncü kap ise tabanı S, yukarısı S olduğu için üçüncü kaptaki su kütlesi nedir? Bunlardan daha küçüktür. Hepsi su olduğu için o zaman bunların ısı sığaları, yani M1 çarpı C1 değeri, M2 çarpı C2 eşit. Çünkü C'ler zaten aynı. Onlar da M3 çarpı C'den daha büyük. Şimdi o zaman 1 ve 2 kaptaki suları karıştırırsam. Şimdi arkadaşlar 30 derece ile 60 derece suyu karıştırıyorum ve bunların ısı sığaları ne arkadaşlar? Birbirine eşit. Isı sığaları eşitse burada verilen ısı alanı ısı eşit olacak. Yani Q eşittir MC delta T idi. Yani biri ısı verecek M1 C1 delta T1. Diğer de o ısıyı alacak. Ne? M2 çarpı C2 çarpı delta T2. İşte bunların MC değerleri, ısı sıraları eşitse arkadaşlar sıcaklık değişimleri de eşittir. Yani 30 ve 60 dereceyi karıştırırsam denge sıcaklığı ısı sıraları eşit olduğu için ikisinin tam ortasında olacaktır. Yani denge sıcaklığı ne olacak? İşte 30 ile 60'ı topla 2'ye böl, tam ortası kaç? 45. O zaman ne olur? 45 olur. 45'ten büyük demiş. Hayır, 45 olur. 2 ve 3 numaralı kapları karıştırırsam 2 ve 3'ü, yani 60 derecelik su ile 50 derecelik suyu karıştırıyorum. O zaman ne olacak? Isı alışverişi olacak. Sıcak olan ısı verecek, soğuk olan ısı alacak. Arada bir yerde buluşacaklar. Ama burada ikinci kaptaki sıvının ısı sahası ne? MC değeri daha büyük. Isı sahası büyükse delta T'si ne olmak zorunda? Sıcaklığı az değişmek zorunda. Dolayısıyla burada ikinci kaptaki suyun sıcaklığı az değişecek. Üçüncü kaptaki suyun sıcaklığı MC'si küçük olduğu için sıcaklığı çok değişecek. Denge sıcaklığı nerede olacak? Denge sıcaklığı 60'a daha yakın olacak. Yani bu ikisinin tam ortası kaç? 55. 55'ten daha büyük olacaktır. Yani doğru mudur? Doğrudur. 1 ve 3. kaptaki sıvılar karıştırıyorum. 1. kaptaki suyumuz 30 derece. 3. kaptaki suyumuz kaç derece? 50 derece. Isı alışverişi olacak. 3. kap sıcak olduğu için ısı verecek. 1. kap da soğuk olduğu için ısıyı alacak. Ne olacak? Arada bir yerde denge sıcaklığına ulaşacaklar. Ama nerede ulaşacaklar, neye bakacağım? Isı sahalarına bakacağım. Şimdi birincinin ısı sahası, üçüncünün ısı sahasından ne daha büyük? Isı sahası büyük olan sıcaklığı az değişir. Yani o zaman birinci kaptaki suyun sıcaklığı daha az değişirken, üçüncü kaptaki suyun sıcaklığı daha çok değişecek. O zaman ne olacak? Denge sıcaklığı 30'a daha yakın bir yer olacak. Bu ikisinin tam ortası kaç? 40. O zaman denge sıcaklığı 30'a daha yakın olacağı için 40'tan daha küçük olacaktır. Yani doğru mudur? Evet, bu da doğrudur. Cevabımız Edirne olacaktır. Isı alan eşit XYZ maddelerin sıcaklıkları T3, T ve 5T. Isı yalıtılmış kapta ısı alışverişi yaptığında denge sıcaklığı 36 derece olduğuna göre Y'nin sıcaklığı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar ısı sahaları eşitse, tabii burada hal değişimin olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Denge sıcaklığı ne olur? Tam aritmetik ortalama olur. Yani sen sıcaklığı T, 3T ve 5T olan 3 tane ısı sahaları eşit olan sıvıyı karıştırırsan ne olur? Denge sıcaklığı bunların aritmetik ortalaması olur. Yani toplarsın, 3'e bölersin. Dolayısıyla toplam denge sıcaklığı ne olur? 9T bölü 3'ten denge sıcaklığı 3T. İşte o denge sıcaklığı olan 3T'ye ne demiş? 36 demiş. O zaman 3T 36 ise demek ki T dediğim sıcaklık 12'dir. Bana Y'nin sıcaklığını soruyor. Y'nin sıcaklığı zaten neydi? Y'nin sıcaklığı 3T olandı. Yani o da ne olacaktır? 36 derece olmuş olacaktır. Kütlesi M sıcaklığı T olan K katısı ile kütlesi 2M sıcaklığı 4T olan L katısı ısı yalıtılmış ortamda konuluyor. Isı alışverişi K L arasında olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar K var, L var. Kütlesi ne? M sıcaklığı ne kadar? T. Bunun kütlesi ne kadar? 2M sıcaklığı ne kadar? 4T.
Peki iki farklı katı, yani bunların C'leri hakkında bilgim var mı? Yani bunun C'si öz ısısıyla bunun öz ısısını bilmiyorum. E ne olacak? Aynı kaba konduğu zaman kendi aralarında ısı alışveriş olacak sıcaklıklar farklı olduğu için. L sıcak olduğu için ne yapacak? Isı verecek. Dolayısıyla L'nin sıcaklığı giderek azalacak. K'nın sıcaklığı giderek artacak. İşte T ile 4 arası bir yerde buluşacak. Ama kime daha yakın? Kimin sıcaklığı çok değişecek, az değişecek? Kesin bir şey deme şansım yok. Niye? Çünkü sadece kütleye bakarak değil, bana ısı sahası lazım. Sonuçta sıcaklığın az mı değişiyor, çok mu değişiyor? Q eşittir mc delta t'den. O zaman delta t'nin ne kadar değiştiğini bulmak için ben bunların mc değerlerini, yani ısı sahalarını bilmem lazım. M'leri vermiş ama c'ler hakkında bilgim yok. O zaman kesinlik soruyor bir de. O zaman ben kimin sıcaklığı daha çok değiştiğini bilmiyorum. Ama ne olacak? K'dan L'ye ısı aktarılır. Hayır, tam tersi, sıcak olan L'den soğuk olan K'ya aktarılır. K'lem hatların ısı sahaları eşittir. M'leri biliyorum ama C'leri bilmiyorum. C'leri bilmeden kesin bir yargıda bulunamam. Son sıcaklıklar eşit olana kadar ısı aktarım olur. Evet, ısı alışverişi ne zamana kadar devam eder? Sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam edecektir. O zaman son sıcaklıklar eşitleninceye kadar ısı aktarımı gerçekleşecektir. Sıcaklığı T ve 5T olan XY sıvıları ısı yalıtılmış bir kapta karıştırınca denge sıcaklığı ne olmuş arkadaşlar? 4T olmuş. X ve Y. Birinin sıcaklığı T, birinin sıcaklığı kaç T? 5T. E o zaman ne yapıyor? Karıştırıyor. O zaman Y ısı verecek, X ısıyı alacak. Arada bir yerde buluşacak. Hatta denge sıcaklığı ne olmuş arkadaşlar? 4T olmuş. Yani Y'nin sıcaklığı burada ne yapmış? 1T'lik bir değişim yaparken X'in sıcaklığı ne yapmış? X'in sıcaklığı 3T değişmiş. O zaman Y'nin sıcaklığı az değiştiğine göre demek ki Y'nin mc değeri, yani ısı sahası, X'in mc değeri ısı sahasından neymiş? Daha büyükmüş. Doğru olabilir diyor. X'in ısı değişimi Y'ninkinden fazladır. Arkadaşlar bunlar kendi arasında ısı alışveriş yaptığı için biri ne kadar ısı veriyorsa diğeri de zaten o kadar ısı almak zorunda. Yani birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısı eşittir. O zaman ısı değişimleri, yani birinin ısındaki artış birindeki işte iç enerjisindeki azalma farklı olamaz. X'in ısı sahası Y'nin ısı sahasından küçüktür. Evet, X'in ısı sahası daha küçüktür ki sıcaklığı daha çok değişmiştir. Doğru olabilir. X'in öz Y'nin ısısından büyük. Şimdi ben burada sadece ısı sahalarını biliyorum. Şimdi M'ler hakkında bilgim var mı? Yok. M'ler bilmediğim için ben buradaki C'leri kıyaslama şansım var mı? Yok. Mesela Y'nin C'si X'in C'sinden büyük olamaz mı? E niye olmasın? Olabilir mi? Olabilir. Cevabımız olabilir sorduğu için 2 ve 3 olacaktır. İçinde 30 derece su bulunan bir kabın içinde sıcaklığı 10 derece, 30 derece, 50 derece olan 3 metal küre önce K, sonra L, sonra M sırasıyla bırakılıyor. Buna göre ısıl denge sağlanacak kadar hangi kürenin sıcaklığı azalır? Şimdi arkadaşlar K'yı koyduk. K'yı koyunca ne yaptı? 10 derecede olan K ile 30 derecedeki olan su karıştırdık. O zaman ne yapacak? Sudan K'ya ısı geçişi olacak. O zaman K'nın sıcaklığı ne yapacak? K'nın sıcaklığı artacak. Dolayısıyla sıcaklığı azalıyor mu K'nın? Hayır, K'nın sıcaklığı artıyor. Onu ele. Peki ne oldu? 30 ile 10'u karıştırdığım için bunlar bir ısıl dengede buluştu. Yani önce K yaptık, bekledik, bekledik, bekledik. Sistem bir dengeye ulaştı. E dengeye ulaşınca ne oldu arkadaşlar? Denge sıcaklığı kesinlikle 30 ile 10 arasında bir yerde oldu. Ama bilmiyorum ki hani hangisinin ısı sahası daha büyük, hangisi küçük bilmiyorum. Küme daha yakın belli değil. Ama şu anda o kabın içindeki su artı K'nın olduğu sistemin sıcaklığı kesinlikle 30 derece değil arkadaşlar. 30 ile 10 arası bir yer. 30'dan daha küçük. Mesela atıyorum 28 derece, 20 derece bilmiyorum işte belli bir sıcaklık ama 30'dan daha küçük. Sonra ne yaptık biz bunun içine? L'yi attık. L'nin sıcaklığı kaç? 30. Şimdi L 30, ortamdaki karışım ise ne? 30'dan daha küçük. O zaman L daha sıcak olduğu için L buna ısı verecek. Dolayısıyla L'nin sıcaklığı ne yapacak? L'nin sıcaklığı azalacak. O zaman sıcaklığı azaldı mı? Evet, L'nin sıcaklığı azaldı arkadaşlar. Ne oldu sistem? Yine dengeye ulaştı. Nerede? İşte bu 30'la şu işte karışımın sıcaklığı neyse bilmiyorum işte o arada bir yerde ulaştı. K ve L içerideyken. Ama ne oldu? Bu ortamın sıcaklığı yine kesinlikle 30'dan daha küçük. 30'dan daha küçük olan bu sisteme 50 derece olan sıcaklığındaki M'yi atarsam, M sıcak olduğu için burası soğuk olduğu için ısı alışverişi olacak. Dolayısıyla M'nin de sıcaklığı ne yapacaktır? Kesinlikle azalacaktır. O zaman sıcaklığı azalan kimdir? L ve M'dir arkadaşlar.